Bakın ne diyor. Öyleyse kardeşler, Rabbin gelişine dek sabredin. Bakın çiftçi ilk ve son yağmurları alıncaya dek toprağın değerli ürününü nasıl sabırla bekliyor. Siz de sabredin. Yüreklerinizi güçlendirin. Çünkü Rabbin gelişi yakındır. Bunları okuyunca bu ayetleri biraz insan cesaretleniyor. Gördüğümüz ne var? Bir, o zamanda da bu zamanda da kötülükler var. İki, imanlı kişiler zorluklardan geçecek, geçtiler, geçiyorlardı. İmanlı kişiler bazen daha çok zorluktan geçer. Bazen düşman daha çok uğraşır onlarla. Ama onların hepsi geçicidir. Ne diyor yeni ayette bize? Onların hepsinden Tanrı bizi kurtarır diyor. Yüreklerinizi güçlendirin çünkü Rabbin gelişi yakındır. Bu dünya ne kadar da kötü olsa yalnızca bir ömür boyu. Hayat boyu ne kadar zorluklar çeksek, ne kötülükler görsek, yalnızca bir ömür boyu. Yalnız imanlıyı bekleyen bir ebediyet var, sonsuzluk var. Bu pislikler, kötülükler, bu evil hepsi burada kalacak. Oraya gelmeyecek onlar. Onun için diyor sabırla bekleyin. Yüreklerinizi güçlendirin. Çünkü Rabbin gelişi yakındır. Hakikaten yakın değil mi? Şu etrafımıza baktığımız zaman çalıştığım yerde müşteriler imanlı olmamalarına rağmen bunlar bile diyor ki dünyanın sonu geliyor herhalde diyor. Çünkü etrafa baktığımızda hiç pozitif, optimistik bir şey göremiyorum. Ekonomisinden tutun, çıkan kanunlara kadar, yaşam şartlarına kadar her şey çok zorlaştı ve zorlaşıyor. Ama bunların hepsine rağmen biz dünyanın ve dünyanın gidişinin ve şeytanın isteklerinin kölesi değiliz. Tanrı izin vermezse bize hiç kimse bir şey yapamaz. Tanrı'nın izniyle oluyorsa başımıza gelenler, o bizi sevdiği için bizim çekeceğimizden daha fazlasını yüklenmemize hiçbir zaman izin vermiyor. Yalnız şöyle bir şey oluyor. Bir denemeden geçiyorsunuz, bir kötü bir zamandan geçiyorsunuz. Diyorsunuz ki bundan fazlasını kaldıramam. Bir de bakıyorsunuz ki daha fazlası gelmiş. Ve de o da gelmiş, geçmiş. Onun da altından kalkabilmişiz. Bunu bizden daha iyi biliyor. Ne kadar dayanabileceğimizi, neye dayanabileceğimizi. Devam edelim. Kızılanmamak için sözlerinde karşı umurlanmayın. Pardon. Bir saniye. Herkes kapalı. Okay. Yargılanmamak için birbirinize homurdanmayın diyor. Homurdanmayın dediği don't complain. Biz de hiç complain yapmayız biliyorsunuz. hepimizin yaptığı şey aslında az yapmamız gereken bir şey. Ama maalesef kendimizi o durumda bulabiliyoruz. O duruma düştüğümüz zaman hemen şöyle bir çeki düzen verip complain yapmadan Tanrı'nın doğrularına odaklanabilirsek eğer orada bırakabiliriz belki. Complain'e bir başladığımız zaman biliyorsunuz bir şey gibi yokuş aşağı gider gibi, bir hortum gibi böyle bir başlayınca daha derin, daha derin, daha çok aşağı, daha çok aşağı çekiyor bizi. O negatif düşünceler, negatif konuşmalar
Bir de bizim gibi negatif olan başka birisiyle konuşuyorsak, o gaz veriyor, siz konuşuyorsunuz. Siz konuşuyorsunuz, gaz veriyor. Böyle kötü bir durumda buluyorsunuz kendinizi. Onun için dikkat edelim. Bu hepimizin yaşadığı bir şey. Gün boyunca o negatif düşüncelere, complainlere, şikayet etmelere, homurdanmalara başlamayın. Başlamayalım. Ben kendime de diyorum. Ayet hepimize konuşuyor. İşte yargıç kapının önünde duruyor. Yargıç dediği kim? Tanrı tabii ki. Yargıç biz değiliz. Onuncu ayet. Kardeşler, Rabbin adıyla konuşmuş olan peygamberleri sıkıntılarda sabır örneği olarak alın diyor. Şimdi sıkıntılarda sabretmemiz gerektiğini söylüyordu. Gene o konuya devam ediyor. Sıkıntıya dayanmış olanlar, mutlu olanları mutlu sayarız. Yani başka bir deyişle, ne mutlu sıkıntılardan geçene deriz diyor. Neden? Çünkü dayanıp da çıkınca öteki tarafından o sıkıntıların şeyleri kazanmış oluyoruz. O sıkıntılarda kendimizi kaybedersek kayboluyoruz. Ama o sıkıntılardan geçerken bilmemiz gereken bir şey var. Bu sıkıntı ebediyen değil, devam etmeyecek devamlı. Bunların hepsi geçici. Bu sıkıntılardan çıkacağız. Hiç tünele girdiniz mi? Bizim buralarda bir Lincoln Tünel var. New Jersey'den girersiniz, New York'tan çıkarsınız. Sıkıntıyı o tünel gibi zannedin. Bir yere girdik, tamam, ama o tünelde ebediyen durmayacağız. İllaki o tünelin öteki tarafından çıkacağız. Sıkıntılar da öyle. Böyle Eyüp'e örnek veriyor. Eyüp'ün nasıl dayandığını duydunuz. Eyüp'ün başına gelenleri biliyorsunuz. Ne sıkıntılar yaşadığını biliyorsunuz. Rabbin en sonunda onun için neler yaptığını bilirsiniz. Ve Eyüp'ün sıkıntılardan geçtikten sonra Tanrı'nın onun hayatında neler yaptığını da biliyorsunuz. Onu hatırlayın diyor. Rab çok şefkatli ve merhametlidir. Şimdi hemen değişik bir konuya daha geçiyor. Kardeşlerim diyor 12. ayette. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ne gök üzerinde, ne yer üzerinde, ne de başka bir şey üzerinde ant içmeyin. Evetiniz evet, hayırınız hayır olsun ki yargıya uğramayasınız. Şimdi burada İsus'un öğretisini tekrar ediyor Yakup. Bu orijinal öğreti Matta'nın 5. bölümündeydi. Matta 5'e gidersek, Matta 5. Matta 5 33. Bakın İsus ne diyor? Yine atalarımıza yalan yere ant içmeyeceksiniz. Ama Rabbin önünde içtiğin antları yerine getireceksin dediğini duydunuz. Oysa ben size diyorum ki hiç ant içmeyin. Yani başka bir deyişle yemin etmekten bahsediyor. Yemin ederlerdi ya bazı insanlar işte. Şöyle böyle yemin ederler. Ant içmek demek o. Yemin etmek. Sonra açıklamaya başlayacak İsus. Oysa ben diyorum ki hiç ant içmeyin. Ne gök üzerine, çünkü orası Tanrı'nın tahtıdır. Ne yer üzerine, çünkü orası ayak taburesidir. Ne de Yerişalim üzerine, çünkü orası büyük kralın kentidir. Başınızın üzerine de ant içmeyin. Çünkü saçınızın tek telini ak ya da kara edemezsiniz. Ne diyor buradaysınız? Çok büyük şeyleri kullanarak yemin etmeyin. Hiç yemin etmeyin diyor. Çünkü siz aslında
zannettiğiniz kadar güce sahip değilsiniz. Ne yapmamız gerekiyormuş? Evetiniz evet, hayırınız hayır olsun. Yani öyle bir yaşayın ki diyor. Karşısındakinizin size inanması için yemin etmeler, işte yukarıdan şunları indirmeler, işte şöyle böyle büyük büyük konuşmalara gerek yok. Onları hiç yapmayın diyor. Öyle bir hayatınız olsun ki diyor. Siz bir şey söylediğiniz zaman evet diyorsanız evet olduğunu, hayır diyorsanız hayır olduğunu insanlar bilsin. Bu abi, bu abla, bu kuyruk, bu ahbari konuştuğu zaman bunu diyorsa budur. Ant içmesine, yemin etmesine, bilmem neler yapmasına, böyle tezgahtarlık yapmasına, anlatmasına, manipüle etmesine gerek yok. Buysa budur. Hayatınız öyle olsun diyor. Öyle bir karakterde olun diyor. Öyle bir kişi olun diyor. Bakın çok enteresan bir şeyle bitiriyor Yusuf öğretmeyi. Bundan fazlası şeytandandır diyor. Çok önemli bir nokta. Sakin bir şekilde hayatınızda evetiniz evet, hayırınız hayır olsun. Çok fazla böyle yeminlere, işte bilmem şeye, illaki anlatmaya, şöyle böyle akıllar değiştirmeye, manipüle etmeye, tezgahtarlıklara girmek zorunda hissediyorsanız kendinizi, bu şeytandandır diyor. Bunu hatırlayın arkadaşlar. Çok önemli. Evet, Yakup'a geri dönelim. Yakup 5. Kardeşlerim, öncelikle şunu söyleyeyim. Ne gök üzerine ne de yer üzerine, başka hiçbir şey üzerine ant içmeyin. Evetiniz evet, hayırınız hayır olsun. Olsun ki yargıya uğramayasınız diyor Yakup da. Yani evetimiz evet, hayırımız hayır olmazsa demek ki yargılanıyormuşuz. Şimdi de daha başka bir mevzuya geçelim. Çok önemli bir mevzu. 13. ayette duadan bahsedecek. İçinizden biri sıkıntıda mı? Dua etsin. Sevinçli mi? İlahi söylesin. Sıkıntılı günlerimizde. Mesela bugün ben sizle paylaştım dedim. Bugün benim için sıkıntılı bir gündü. Böyle durumlarda, böyle günlerde daha da fazla zaten dua etmemiz gerek, daha da fazla dua etmemiz gerek. Bazen sevinçliyseniz ilahi söyleyin, Tanrı'ya şükredin. İçinizden şarkı söylemek geliyorsa Tanrı'ya söyleyin şarkıları. Böyle arabesk, depresyon şarkılar söylemeyin, mutlu şarkılar söyleyin, Tanrı'ya şükredin. Bak burayı kaçırmayın ama. İçinizden biri hasta mı? Kilisenin ihtiyarlarını çağırsın. Burada durmak istiyorum bir saniye. Kilisenin ihtiyarları dediği, işte İngilizce'de elder dediğimiz veya pastör dediğimiz kişiler. Çoğu zaman kilise üyelerinde böyle bir beklenti var. Birisi hasta olduğu zaman beklerler ki işte elderlar, pastörler gelsinler onun için dua etsinler. İstek kişiden gelmek zorunda. Ben kendimden eğer örnek vermem gerekiyorsa, yani çok böyle hayati, acil bir şey olmadıkça ben başkasına gidip de sana yardım edeyim, sana dua edeyim demekten çekinirim. Her zaman ben çağrılmayı beklerim. Neden? Çünkü böyle olması gerekiyor. İçinizden biri hasta mı? Kilisenin ihtiyarlarını veya pastörünü çağırsın. Okay. Yardıma mı ihtiyacınız var? Konuşmaya mı ihtiyacınız var? Çağırın. Telefon açın. Severek, güle oynaya, her türlü vakit geçirmeye hazırız. Ama bu istek sizden veya hasta olan kişiden veya sıkıntısı olan kişiden gelmek zorunda. Başkalarının hayatına
kendimizi empoze etmemiz yanlış olarak görüyorum. Ama biz her zaman, ben her zaman hazırım, biz hazırız. Bizim kilisede 3 elder var, üçümüz de eminim ki hazırız. Bir telefon etmeniz, bir ne bileyim iş istemeniz yeterli. Rabbin adıyla üzerinize yağ sürüp onun için dua etsinler. İmanla edilen dua hastayı iyileştirecek ve Rab onu ayağa kaldıracaktır. Burada bitmiyor ama. Bakın bir nokta daha var. Eğer hasta günah işlemişse günahları bağışlanacaktır. Bu nedenle şifa bulmak için günahlarınızı birbirinize itiraf edin ve birbiriniz için dua edin. Yalnız şu iki ayeti çok uzun zaman konuşabiliriz. Ama ben size ana noktalarını söylüyorum bugün yalnızca. Bazı hastalıklar günah yüzündendir. Şimdi birisiyle konuşuyor olabilirim. Bir hastalık için çağırmış olabilir. O kişiye soracağım ilk sorulardan bir tanesi, anlamam gereken mevzulardan bir tanesi, hayatında o kişinin tövbe etmesi gereken bir günah var mı? Çünkü o günah orada oldukça Tanrı onu, o duayı cevaplamaz. Günah her zaman bizim ve Tanrı aramızda bir bloktur, blokedir. Duaları durdurur. Orada tövbe edilmesi gereken bir günah dura dura Tanrı'dan biz bir şey isteyemeyiz. İstesek de onun cevabını alamayız. Bir pastör değil, 70 bin pastör de dua etse onun cevabı gelmez. Bunun için devamlı her gün özellikle hayatımızda bazı şeyler aksi gitmeye başladığı zaman bakıp, dikkat edip hayatımızda, yaşamımızda tövbe etmemiz gereken günahlar varsa tövbe etmemiz gerek. Çok önemli. Ve ikinci kısmı da birbiriniz için dua edin diyor. Şimdi birbirinize günahlarınızı itiraf edin diyor. Ve şifa bulmak için günahlarınızı birbirinize itiraf edin ve birbiriniz için dua edin. Bu demek değildir ki her işinizi, her günahınızı herkese anlatacaksınız. Hayır. Bir pastörle konuşabilirsiniz. İmanda büyük, başka bir kişiyle, güvendiğiniz bir kişiyle konuşabilirsiniz. İlla hayatınızdaki her şeyi herkese anlatmak zorunda değilsiniz. So, doğru kişinin yalvarışı çok güçlü ve etkilidir diyor. Ve İlyas'tan örnek veriyor. İki pazar önce İlyas'tan konuştuk kilisede. İlyas da tıpkı bizim gibi bir insandı. Yağmur yağmaması için gayretli dua etti. 3 yıl, 6 ay ülkeye yağmur yağmadı. Yeniden dua etti. Gök yağmurunu, toprakta ürününü verdi. Kardeşlerim, içinizden biri, oraya gelmeyelim, orası son. İlyas'a örnek vermesi enteresan. Çünkü İlyas Tanrı tarafından büyük bir şekilde kullanılmış bir peygamberdi. Ama bakın ne diyor? O da bizim gibi bir insandı diyor. İlyas'ın hayatına baktığınız zaman Tanrı onun ne dualarına cevap verdiğini gördüğünüz zaman hiç de öyle kendimize benzetebileceğimiz bir insan değil. Dua etti, 3,5 sene yağmur yağmadı. Dua etti, gökten ateş geldi. O putperestlerin
şeylerini, priestlerini ortadan kaldırdı. Ateş kaldırmadı. O kaldırdı da Tanrı kabul etti ateşi onun şeyi. Dua etti, ölmüş bir çocuğu hayata getirdi. Dua etti, küçücük bir zeytinyağı senelerce kendine ve yanında kaldığı dul kadın ve onun oğluna yetti. Ama kutsal kitap diyor ki o da sizin gibi bir insandı. Demek ki biz de onun gibi dualar edebiliriz. Yapmamız gereken ne? Bakalım hayatımızda bir yanlış olmasın, bir günah olmasın, affedilmesi gereken ve Tanrı'ya gayretle diyor burada, yürekten demesi lazım aslında. Dua etmemiz lazım. İçimizden, laf olsun diye değil. Böyle yüzeysel değil. Hakikaten ruhumuzun derinliklerinden etmemiz lazım duayı. Tanrı o duaları duyuyor zaten. Duanın kabul olması için duanın uzun olması gerekmiyor. Nakışlı kelimeler kullanılması gerekmiyor. Tek gereken şu, yürekten, kalbimizin derinliklerinden olması gerek. O duanın. Yalvarış demiş burada. Doğru kişinin yalvarışı çok güçlü ve etkilidir diyor. Ve Yakup kitabının son ayetinde de hemen başka bir mevzuya geçiyor. Kardeşlerim, içinizden biri gerçeğin yolundan sapar. Sapar da başka biri onu yine gerçeğe döndürürse bilsin ki günahkarı sapık yolundan döndüren ölümden bir can kurtarmış, bir sürü günahı örtmüş olur. Bu iki kişiye konuşuyor. Bir, iman etmemiş kişinin imana gelmesi. İkincisi, iman etmiş ama yolunu kaybetmiş kişi. Her iman etmiş kişi yürümesi gerektiği gibi yürümüyor, biliyorsunuz. Kimi bilmediğinden yürümüyor. Kimi başka sebeplerle yürümüyor. Ama günah bu son bölümde bir numarada önümüze çıkıyor. Günahın önemi ve günahın hayatımızdaki etkileri aslında hiç de hafife alınacak bir şey değil. Evet, sorumuz, yorumumuz varsa şimdi tam zamanı. Yakup'un 5. bölümünü, Yakup'un kitabını bitirdik bununla beraber.